Marş sisteminin kontrolleri iki grupta incelenebilir. Birinci grupta gözle yapılacak mekanik kontrollerdir. Bunlar fırça boyundaki aşıntı kontrolü, kolektör dilimlerinin aşıntıları, burçlar, marş dişlisi ve kavrama mekanizması ve manşunun kontrolü, marş papuçları, ön ve arka kapak çimlerinin kontrolü, ayırma çatalı ve yayın kontrolü, rediktör yani planet sisteminin kontrolü ve kablo bağlantılarının kontrolüdür. İkinci grupta yapılacak kontroller ise elektriksel kontrollerdir. Endüğünün kolektöründe yapılacak kontrol, sargıların sağlam olup olmadığının kontrolüdür. Bir seri lambanın şasi kablosu kolektör dilimlerinden bir tanesine değdirilir. Seri lambanın artı ucu diğer dilimlerde gezdirilerek lambanın yanıp yanmadığına bakılır. Yanmadığı dilimde kopukluk vardır. Endüyü sargılarında şasi kaçak kontrolünde de şasi kablosu endüyü gövdesi veya mile değdirilir. Artı uç kolektör dilimlerine gezdirilir. Eğer lamba yanıyorsa şasi kaçağı vardır. Lambanın yanmaması gerekir. Endüyü test cihazına endüyü yerleştirilir ve endüyü kısa devre test cihazı çalıştırıldığında test eleması titreşim yapmamalıdır. Şimdi de endüyü sargıları kısa devre olmuş bir endüyü test cihazına yerleştirelim. Görüldüğü gibi lamada titreşim olacaktır. Marş motoru gövde sargılarında kopukluk olup olmadığını seri lambanın bir ucu akım giriş ucuna, lambanın diğer ucu fırçalara değdirildiğinde seri lamba yanmalıdır. Yanmaması halinde sargılarda kopukluk var demektir. Marş motoru sargılarında şasiye kaçak kontrolünde ise seri lambanın bir ucu akım giriş ucuna, diğer ucu ise marş motorunun gövdesine temas ettirildiğinde lamba kaçak yoksa yanmamalıdır. Marş motorunda lamba ile yapmış olduğumuz tüm kontroller bir multimetre yardımı ile de aynı mantıkla yapılabilir. Selenoid'de çekici ve tutucu sargıların kontrolünde de seri lambanın bir ucu ST yani start ikaz ucuna, diğer ucu marş ucuna değdirildiğinde lamba yanmalıdır. Aynı kontrolü gövdeye değdirdiğimizde de lamba yanıyorsa her iki sargı da sağlamdır.